Merhaba arkadaşlar, Emine'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ilk teknik dersimiz zürafa nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmemiz gerekir ve ipimiz bittiğinde düğüm görüntüsü olmadan nasıl ip eklenmesi yapılır, bunları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yandaki zili işaretini tıklayarak tümünü seçerseniz bundan sonra paylaştığım tüm videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Videoma beğeni yaparak bana destek yaparsanız da çok sevinirim. Şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Bu şekilde iğnemi geçirdim. Bakın bu şekilde kıvırdığım yerin arasından iğnemi geçirdim. Bu ip üstte kalacak. Bu ikili ipim de bu şekilde iki kere çevirdim ve yukarıya doğru çekiyorum ve parmağımı bastırıyorum. Tekrardan kıvırıyorum. Bakın bu ip üstte kalıyor. Geçirdiğim, bakın buradan geçirdim. İkili ipim de burada. Bu şekilde çevirerek yukarıya çıkıyorum. Tekrardan kıvırdım. Bu şekilde bakın her zaman otomatikman zaten iğnenin üstünde kalıyor ip. Bu şekilde ikili ipimi bu şekilde çevirdim. Yukarıya doğru çıktım. Bakın kıvırdığım yerin arasında iğnem. Tekrardan ikili ipimi bu şekilde çeviriyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Kıvırıyorum. Kıvırdığım yerin arasından, bakın. Kıvırdığım yerin arasından iğnemi geçirdim. İkili olan ipimi çeviriyorum iki kere. Yukarıya doğru çıkıyorum ve parmağımı bastırdım. Tekrardan aynısı ikili olan ipimi çevireceğim. Şimdi bakın otomatikmen üstünde kıvırdığım yerin arasından soktum iğnemi. Bu şekilde yukarıya doğru çekiyorum. İpimizi sağa ve sola çekmeyin arkadaşlar. Düğümlerimiz yamuk olur, zürafalarımız yamuk olur. Buna dikkat edelim. Ve parmağımı koymamın sebebi böyle çekersem başörtüm delinecek. Onu olmamasını istiyorum ve parmağımı tutuyorum, çekiyorum. Tekrardan aynısı. Bakın otomatikmen üstte kalıyor. İkili ipimi bu şekilde çevirdim. Yukarıya doğru çıktım. Bakın bu şekilde kıvırdığım yerden sokuyorum. Bakın iğnemi. Bakın. Bakın. Çok belli. Kıvırdığım yerin arasından eğer ki kumaşıma batarsam yine delinir. Onun olmasını istemiyorum. Ve zürafalarıma göz kararı yapıyorum. Gözümde bir belirledim ben onu. Bakın. Kıvırdığım yerin arasından böyle ikili çeviriyorum. Yukarıya çıktım. Çeviriyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Tekrardan aynısı. Burayı kıvırırken ince kıvırmaya çalışın arkadaşlar. Kalın olursa çok güzel görüntü olmaz. Kıvırdığım yerin arasından bakın. Yukarıya doğru çıktım. İpimi çıkarıyorum. Bakın, otomatikmen üstte kalıyor ikili ipimi. Bu şekilde çeviriyorum iğnemin üstünden. Yukarıya doğru çektim. Parmağımı bastım. Sıkılaştırdım. Bu şekilde.
kıvırdığım yerin arasında ikili ipimi iki kere düğüm atıyorum. Kıvırdığım yerin arasından bakın arkadaşlar. İğne oyası sabır işi. Sakın pes etmeyin. Benim en çok sevdiğim hobilerimden biri. Bakın mesafelerimi de göz kararı ayarlıyorum. Ne çok aralıklı ne çok seyrek sık olmasın. Yani göz kararı yapın. Bakın. Hiç delinme yok. Burası da ön yüzü. Bakın. Devam edelim. Biraz daha yapalım. İp nasıl? İp kirliliği olmadan nasıl? İp eklenir. Onu göstereceğim. Kıvıramadım bir türlü. Eliniz alışınca eminim çok güzel işler çıkaracaksınız. Hatta sipariş bile alacaksınız. Bakın kıvırdığım yerin arasından iğnemi geçirdim. Bu ip üstte, tek olan ipim üstte, iğnemin ikili olan ipi de böyle çevirdim. Yukarıya doğru çıktım. Çok yavaş gösteriyorum arkadaşlar. Yeni bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Yeni öğrenen arkadaşlarımız vardır. Bakın. İkili çevirdim. Yukarıya doğru çıktım. Bakın. Bakın. Kıvırdığım yerin arasından ikili olan ipimi çeviriyorum. Yukarıya doğru çektim, bastırdım. Diyelim ipimiz bitti. Az kaldı. Bu kısa olan ipimi, bakın. Bu kısa olan ipimi bu şekilde yapıyorum. İğnemi geçirdim. Bu şekilde düğümledim. Şimdi tekrardan başlıyorum. İplerimiz ziyan olmasın. Onu da gösterdim size. Bakın kıvırdığım yerin arasından iğnemdeki ip iki kere çeviriyorum. Yukarıya doğru çektim, bastırdım. Düğümümü sıkıladım. Umarım faydam olur arkadaşlar. Bu şekilde. Burayı ince kırmaya dikkat ediyorum. Ve kıvırdığım yerin arasından iğnemi geçirdim. İğnemdeki ipi böyle iki kere çevirdim. Yukarıya doğru çektim. Tekrardan kıvırıyorum. Bakın bu şekilde. İğnemin üstünde. İğnemdeki ip, takılı olan ipi iki kere çeviriyorum. Yukarıya doğru çektim. Bu şekilde. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zili aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Her videomda söylediğim gibi kanalım için, benim için çok önemli. Sizin destekleriniz sayesinde kanalım inşallah büyüyecek. İpimi son kalana kadar kullanacağım. Hiç ip ziyan olmasın. Bakın kıvırdığım yerin arasından bu şekilde yukarıya doğru çekiyorum. Bakın
Bakın çok az kaldı. Onu değerlendireceğim. Tekrardan kıvırdığım yerin arasından iki kere çevirdim. Yukarıya doğru çektim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi ip eklemeyi göstereceğim size. Bakın şimdi normalde zürafayı buradan alıyoruz ya. Şimdi ipimizi arka taraftan ön tarafa çıkarıyorum. İğnemi. Bakın çıkardım. Şimdi bu ipi burada keseceğim. Burayı da çok uzun bırakmıyorum. Kesiyorum. Burayı kestim. Şimdi bu iğneme ipimi takıp geleyim arkadaşlar. İğnemi ipime geçirdim. Şimdi ne yapıyorum? Bu ip bu şekilde bana doğru aldım. Bu iğnemdeki tekli olan ipimi tekrardan böyle yapıyorum. Böyle buradan geçirdiğim yerden iğnemi tekrardan çıkardım ama düğüm yapmadım. Şimdi ne yapıyorum? Bu fazla iplikleri kıvırıyorum. Bu şekilde ipimi kaybediyorum. Şimdi olduğum yerden bakın düğüm yapıyorum. Bu ip üstünde ikili ipimi böyle yukarıya doğru normal zürafa yaptım, çektim. Şimdi bu ipliklerim arada gizlenecek. Bakın. Aradan girdim. Kıvırdığım yerin arasından girdim. Bu üstte tekli olan. Çiftli olanı doluyorum. Yukarıya doğru çektim. Tekrardan aynısı. Bir iki tane daha yapalım. Göstereceğim nasıl oldu. Bakın kıvırdığım yerin arasından bu üstte. Bakın kıvırdığım yerin arasından iğnemi geçiriyorum. Bu üstte tekli olan üstte çiftli olanı da iki kere çeviriyorum. Yukarıya doğru çektim. Çıktım. Tekrardan yapalım. Bakın şimdi hiç ip kirliliği var mı? Bakın. Düğümüzü vesaire hiçbir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Yukarıya doğru çıkıyorum. Çekiyorum ipimi, bastırıyorum. Şimdi bu ipim mesela kısa kaldı. Tekrardan buraya düğüm yapıyorum. Bakın burası kısa. Bunu böyle yaptım. Bakın şöyle. Böyle çevirdim. Buraya bir düğüm attım. Ondan sonra tekrardan zürafalarıma devam ediyorum. Kıvırdığım yerin arasından iğnemi geçirdim. İki kere çevirdim. Yukarı doğru çektim ipimi. Benim kuş coştu bu arada. Bakın bu üstte. Yukarıya doğru. Hiç konuşturmuyor insanı bu kuş. Tekrardan kıvırdığım yerin arasından bu şekilde. Biraz daha yapalım.
Kıvırdığım yerin arasından bakalım. Bu üstte kalıyor. Bu iğnemdeki ipim. Yukarıya doğru çektim. Tekrardan aynısı.